Yezid Yezidliğini yapar. Muaviye Muaviliğini yapar. Asimilasyoncu asimilasyon politikasına göre davranır. Siyasal İslam hayatın her alanını kendine kapatmak için, kendi istediği şekilde dizayn etmek için her türlü hareketi yapar. Hüseyin'in başını kesmişler. Başka bir şey aramaya gerek yok. Burada konuşmamız gereken biziz. Biz bu adamların nasıl tuzağına düştük? Oraya giden dedeler, oraya giden zakirler nasıl bu tuzağa düştü? Bizim konuşmamız gereken şey bu. Ben onlardan her şeyi beklerim. Bunu niye yapıyorlar? Efendim vay ne olur mu öyle şey deme. Çok normal. Bu zihniyet neler yapmamış ki tarihten bugüne bu topraklarda? Bu zihniyet Muaviye'den başlar, Yavuz'dan devam eder, Hamidiye alaylarından devam eder, Dersim'den devam eder, Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan, Gazi'den, Gezi'den devam eden bir zihniyet. Bu zihniyet senin canın olmuş zaten. Tabii ki senin inanç yerine de bir nifak sokacak. Bu çok normal. Çünkü bunların misyonu bu. Çünkü bunların varoluş nedeni bu. Bizim konuşmamız gereken bu değil. Bizim konuşmamız gereken biz bu tuzağa bizim içimizden gidenler. Bizim içimizden Muaviye'nin yağlı kepçesine gidenleri konuşacağız biz. Yağlı pilava tamah edip burada doğrusuyla, eksisiyle ama azıyla, ama çoğuyla rızalık lokmasından kopup gidenleri konuşacağız biz. Biz niye evlatlarımızı oraya göndertiyoruz? Onlar niye gidiyor? Buna niye tamah ediyorlar? Bunu konuşacağız. Eğer onlardan herhangi birini bu kapıdan içeri aman efendim sepet efendimle alan kişileri konuşacağız biz. Onları diyeceğiz ki onlara sizin bizde bizim yanımızda yeriniz yok. Çünkü biz hiçbir zaman yağlı pilavı yiyenlerden değiliz. Biz yola doğru yürümeyen hiç kimseyle yol yürüyenlerden değiliz. Sen oraya mı gitmek istiyorsun? Buradan kopup gideceksin. Orada mı yapmak istiyorsun? Buradan kopup yapacaksın. Kendin al bir tane çıkmış adam. O önceden bizim kadıncı kanada yaptığımız ceme de saldırmıştı. Kadınlar posta oturur mu diye saldırmıştı. Adamın zihniyeti belli. Yolu belli, yapmak istediği şey belli. Onlar da çok zeki değiller yani. Baktılar İslam tandansıyla olmuyor, şimdi bir tane ülkücüyü getirdiler. Türklük üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte ülkücülük üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. İşte Türklük hassasiyeti üzerinden, ırkçılık hassasiyeti üzerinden Alevilerin içine sirayet etmeye çalışıyorlar. Ben onlardan her şey beklenir. Yaptılar. Bizim yapmamız gerekeni ben konuşmak istiyorum açıkçası. Biz oturun bunun muhabbetini yapalım. Bu adamlar bu kapıdan içeri girememesi lazım. Öyle yok, mihman Ali'dir elbette ama her mihman Ali değildir. Bunu unutmasın hiç kimse. Mihmanlar Ali'dir tabii. Ama her gelen Ali değildir, her gelen mihman da değildir. Ve bu ayrımı yapacak kadar özlüğe, bilgeliğe, bilgiye sahip insanlarız biz. Tek yapmamız gereken bu kapıdan içeri kimin girebileceğini, kimin sohbet edebileceğini, kimin bizim adımıza karar verebileceğine bizim karar vermemiz. Çok net söylüyorum, Alevi Bektaşi Cemevi başkanlığı bir Muaviye politikasıdır. Aleviliği yok etme politikasıdır. Aleviliği kendilerine benzetme politikasıdır. Pir Sultan'ı silme politikasıdır. Şeyh Bedrettin'i silme politikasıdır. Hünkârı silme politikasıdır ki adamlar ilk hünkârı sildiler. Daha ne yapsınlar?